Al şunu. Hadi. Çık dışarı. Sen de. Bu çocuktan kimsenin haberi olmayacak. Demir Atağan'ın hele hiç. Babası beyim. Ne babası? Bu bebek artık sizin. Onu alıp uzaklara gideceksiniz. Nasıl beyim? Bu bebe bizimle mi büyüyecek? Olmaz öyle şey. Beyim, yani sen beni yanlış anlama. Biz oralara gittiğimizde nasıl geçiniriz? Ne yaparız? Ben nerede çalışırım? Merak etme. Karşılığını göreceksin. Al şimdilik bunu. Al! Ya anası beyim ona? Babası sensin. Anası da karın. Artık sizin iki kızınız var. Hadi. Var git yoluna. İlyas, annesi kızı olursa adını Bahar koymak istiyordu. Bahar. Anneye selam
söyle. Tamam gitme teyze. Kolay gelsin işte de. Geldim. Bakkal önce borcunuzu kapayın da ekmek almaya yüzünüz olsun diye laf yaptı. Aman yapsın, boş ver. Kız bir çay döksene. Kavga mı ediyorlar yine? Aman bana ne ya? Kız bak Burcum'da ne diyor? Bu hafta inanılmaz bir sürprizle karşılaşacaksınız. Şans kapınıza kadar gelecek. İçeride kıyamet kopuyor zannediyorsun Efsun. Ay sanki ilk kez kıyamet kopuyor. O kadar önemsiyorsan git ayır. Ben hiç uğraşamam vallahi. Hiç öyle kafanı çevirip de duymamazlığa gelme İlyas. Ben her Allah'ın günü günde üç öğün o bankaya gidiyorum, hesabı kontrol ediyorum, hesaptan fakir. Hani senin şu Yusuf Bey'in kızının ne bakalım diye her ay ödeyecek de o parayı. Nerede o para? Ha? Nerede? Ya yıllardır hiç aksatmadan gönderdi ya Nurhan. 3 aydır niye göndermiyor peki? Ne bileyim. Aradım. Aradınız. Benden haber beklediği yüzüme kapattı. Bahar'ın okul parasını da isteyemedim. Kız kendi emeğiyle girdiği okula gidemez oldu. Ay sen ona acıyacağına kendi kızına acı. Ayıptır be, ayıp. Efsun'un ne geleceği var, ne parası var. Hiçbir şey yok kızın. Nurhan yapma ya, ikisi de benim kızım. Bana bak, beni delirtme İlyas. Beni delirtme İlyas, ikisi de benim kızım deyip beni delirtme. Senin öz kızın Efsun. Ama sen yıllarca kendi öz kızına üvey evlat muamelesi yaptın. Ama ben sen değilim. Ben sen değilim. Ben kendi öz kızımın hakkını evin kızına yedirtmem. Anlıyor musun? Gideceksin Yusuf Bey'e. Diyeceksin ki böyleyken böyle. Ben bu kadar parayla bu kadar boğaza yetişemiyorum diyeceksin. Ya sen bunu diyeceksin ya da ben ne yapacağımı gayet iyi biliyorum İlyas. Nurhan yavaş. Kız içeride duyacak şimdi. Ay duymadın kabahat be! Ne var? Anne, kahvaltı hazır. Çay da demledim. Geliyoruz kızım, geliyoruz. Bir şey mi oldu babacığım? Ay kızım, evladım, iki çift laf karı koca konuşamayacak mıyım ben babanızla? Yürü git be! Bana bak İlyas. Bana bak. Ben bu kıza yıllarca annelik yaptım. Efsun'un sütünü kesip bu çocuğu besledim ben. O yüzden sen gideceksin, o Yusuf Bey'le konuşacaksın. Ha parayı gönderdi, gönderdi. Göndermedi yemin ediyorum. Bak aha buraya yazıyorum. Bunun dedesi olacak o Yusuf Bey. Eğer o parayı göndermezse yemin ediyorum bunca yılın hatırı var demem. Koyarım kız kapının önüne. Anladın mı? Gerisini sen düşün. Bahar nerede? İşe geç kalmış, hazırlanıyor. Buz gibi olmuş bu çay, kalk bir çay koy. Aynı gazete okuyorum ya. Bahar! Efendim anne. Kızım alt tarafı bir kahvaltı sofrası hazırlayacaksınız be. Buz gibi olmuş çay, çay ver. Allah belasını versin. Görüyorsun değil mi? Kıyamadı 3.30 paraya. Bak nereye bastılar evi. Ay anne yapma dedim sana şunu sofrada ya. Kusacağım ha. Bak Efsun zaten ecimli benim tepemde. Yemin ediyorum senden alırım hırsımı ha. Vermedin 3.30 para, çek ayağını. Sağ ol kızım. Al şunu at.
de yumurta kaynat. Anne, işe geç kaldım. Ay, iki dakika geç kalıver, bir şey olmaz. Babana da kaynat. Gerek yok. Güzel kızım, sen işinden geç kalma. Bunlar bana yeter. Görüyorsun değil mi? Prensesine iş buyurduk ya. Onuruna dokandı beyefendinin. Hanımefendi müdürü hanım çünkü bankalarda. Alt tarafı esnaf lokantasında. Ahçı yamağı be, geç kalsan olur. Ya bu hiç mi vicdanın yok senin? Ha? Evde her şey koşturuyorsun kız. Kazandığı parayı kuruş kuruş eline sayıyor. Yukarıda Allah var. İnsaf bir kadın. Kime sarmayıp ne yapacak İlyas? Hı? Sen neyle şu Yusuf Bey meselesini halletme. Bak neler oluyor bu evde. Ben nasıl başınıza yıkıyorum bu evi. Ya sabır vela kuvvet. Yani var ya, iki lokma yedirtmedim. Ha, iki lokma yedirtmedim öyle mi İlyas Bey? İki lokma yedirtmedim öyle mi? Aa, kapı orada. Alırsın o prenses kızını, def olur gidersin. Aa İlyas. Aa şuna bak. Mehmet Emir Atağan'ın yeğeni Amerikalarda evli kadınlarla basılmış. Bize ne bundan Nurhan? Allah Allah, bize ne öyle mi? Ayol, bu Mehmet Emir Atağan Bahar'ın babası değil mi? Bak, adamın yedi ceddi sülalesi Amerikalarda yiyor paraları. Para denizinde yüzüyorlar. Biz burada sefalet çekelim. Reva mı bu? Tövbe tövbe. Lan Arda! Yürüsün iki, iki buçuk karşıma! Tamam. Karı gibi ananın etinin altına saklanma ulan! İn aşağıya! Bana bak! Saklanma! Sakin ol! Sakinle şöyle konuşalım! Ne sakinleşeceğim be? Ne sakinleşeceğim? Ha? İn lan aşağı! Erkan Beyciğim, aramızda konuşup halletsek. Neyi halledeceğiz? He? Neyi halledeceğiz? Sizin yüzünüzden namusum üç kuruşluk oldu lan! Üç kuruşluk oldu! El alemin içine çıkamıyorum lan! Arda! İn aşağı! İn! Ulan inmezsen, ulan ben geleceğim ulan yukarı! Bak! Bana bak! Bana! Tamam! Benim yeğenim, aşağılık elimin teki. Ama benim evimde, benim bahçemde ailemi silah çekemezsin. Haddini bil. Kim haddini bilecek? Ben mi, o mu? He? Ulan. Hesabını vereceksin lan. Dur. Ne yapacaksın? Öldürecek misin? Namusunu mu temizleyeceksin? Sonra ne olacak? Hapse gireceksin. Bir oğlun var. Oğlunun büyümesini parmaklıklar ardından seyredeceksin. Sonra da namusun temizlendi diye içim mi soğuyacak? Pisliğin birini öldürmek için değer mi oğlunu babasız bırakmaya? İkisinin de Allah belasını versin. Allah belasını versin. Sizin de Allah belanızı versin. Pislik herifler. Çalışan avukat parçasına baksın. Oğluma pislik dedi. Az bile söyledi. Abi gittiler mi? Abi silah sesi var. Burada bir şey oldu mu? Ulan sen benim başıma bela mısın be? Yapma. Bela mısın? Dayı vallahi yalan. Ben kadını tanımıyorum bile ya. Sadece mekanda karşılaştık. Ulan bir de yalan. Ulan benim hayatım senin arkanı toplamakla mı geçecek be? Ne biçim adamsın sen be? Ne zaman abi, adam olacaksın? Abi, abi. Ya, yeter artık. Ne işin var elin karısıyla? Allah aşkına. Ailemizin şerefine iki paralık ettin be. Yapma evladım. Dur yalvarırım. Vurma ne olur. Lütfen.
Hepinizi siz çıkardınız. Kadın teşliğinin tekiymiş. Benim oğlumun ne günahı var? Hülya, son kez söylüyorum sana. Bu herifin hayatını son kez kurtarıyorum. Ya bu kız bunu örnek alırsa? İyi, tamam. Hemen Rusya'ya bilet alacaksın. Hemen Rusya'daki şantiye gideceksin. Anladın mı beni? Anne! Anladın mı? Tamam dayı. Tamam. 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 Yeter artık. Tamam. Mehmet emin. Tamam tamam geçtim. Tamam sakinim. Tamam. Tamam kuzum. İyi misin? İyiyim anne. Bir şeyim ben. Kocası mı peşinize adam takıp izletmiş? O mu sızdırmış haberi gazeteye? Asım. Bir adam karısının lekesini niçin cümle aleme manşet etmek istesin? Kim yaptı o zaman? Sen iyi bir adamsın. Ne işin var bunlarla? Aklın varsa yaklaşmaz. Uğursuz bunların hepsi. Bunlar servetlerini bile başkalarının gözyaşları üzerine kurdular. Şerefim üç kuruşluk oldu. Bütün hayatım bitti. Yok. Oğlumu da al, uzaklaş buradan biraz. Zaman geçince bu haber de unutulur zaten. Eline sağlık. Haber bizimkileri darmadağın etti. Merak etme, karşılığını alacaksın. Bu arada ağzını sıkı tutmanı söylememe gerek yok sanırım. Sen daha çıkmadın mı kızım? Bulaşıkları yıkadım da. Efsun yıkaydı. Ya Efsun bilmiyor musun? Ev işi mi yapar o? Babacığım şunu al da bakkal olan borçlarımızı kapatalım değil mi? Almam. Bu senin okul paran. Babacığım lütfen. Bu dönem geçti zaten. Ben sonra yine biriktiririm. Hadi görüşürüz. İhtiyaç oluyor diye kenara attığım bozuk okular. Aman canım senin ne ihtiyacın olacak? Biz Seçil'le çarşıya gideceğiz. Lazım olur diye öyle dursun yanımda. Ne kadar lazım? 200. Bu anca yeter zaten. Al canım. İyi bir tanesi. Söz ödeyeceğim bütün borcumu ha. Kardeşler arasında borç mu olur? Neyin varsa senin zaten. Hadi görüşürüz. Selam söyle Seçil'e. Ha. Gördüğünüz gibi şirketimizin profili gün geçtikçe... Mehmet Emir Bey, çok pardon bölüyorum ama önemliymiş. Nedir? Bu
istiyorsun? Sana diyeceklerim var Mehmet Emir. Eğer vicdanı rahatlatmak, af dilemek için geldiysen boşuna uğraşma. Senin bana duyduğun nefret, benim kendime duyduğum nefretin yanında nedir ki? Ben de çok acı çektim. Sen acı çektiğini mi sanıyorsun? Sen benim bu hayattaki en değerli varlığımı elimden aldın. Hani zamanla alışırsın. Acını unutursun derler ya. Yok öyle bir şey. Yalan. Bir yıl önce sen bana Hasret'in öldüğünü söylediğinde ne hissettiysen, bugün aynı şeyi hissediyorum. 21 yıldır her gün yeniden tekrar tekrar ölüyorum. Şimdi sen bizi ayıran adam, karşıma çıkmış, acı çektiğini mi söylüyorsun? Çık git! Çık git! Senin bir kızın var. Ne? Kalabalık mı çok? Hem de nasıl? Bu nasıl iş ya? Alt tarafı şoför olacak. Sen olmasan var ya, çoktan çekip gitmiştim. Biliyorsun beni. Biliyorum, biliyorum. Ve sen elinden geleni yapıyorsun. Artık olursa olur, olmazsa olmaz. Bunluğumuz yok dediğim ya. Öyle ömür bir laf boş gezin boş kalfası olacak değil mi? Ben de bir baltaya sap olacağım eve. Olursun olsun. Hem bak, hatırlat bana. İlk maaşımla seni yemeğe çıkartacağım ha. Yemeğe çıkaracakmış, duydunuz mu? Anca balık ekmek abi. Hayatımı kapatmak zorundayım. Beni çağırıyorlar. Hadi öptüm. Senin yatacak yerin yok oğlum. Ne yapayım oğlum ya? Kırılmasın diye yalan söylüyorum. Üzülüyor sonra. Ulan ben bile inandım her iş görüşmesine gittiğine. Ne üç kaçsın oğlum sen? Önüne bak, ben önüne. Ağlama sonra taş gelmeyin. Ben alacağım ya. Canım. Ne yapmış? Girmiş mi işe? Görüşüyor şimdi. Kalabalıkmış, beklemiş bayağı. Hayırlısı. Bakalım. Yani benim bir kızım var öyle mi? Sen yalan söylüyorsun bana. Senin bana olan kinin hala geçmedi. Hayatımı yine alt üst etmek istiyorsun. Sırf bu yüzden bana yalan söylüyorsun değil mi? Çok yalan söyledim. Çok günah işledim. Ama bittim ben. Ölüyorum. İnsan öleceğini bilince artık doğruları söylemekten kaçamıyor. Senin bir kızın var. İnan bana. Peki nerede şimdi? Seninle mi yaşıyor? Benden haberi var mı? Babası olduğumu biliyor mu? Konuşsana, söylesene hadi.
hizmetinde çalışmış iyi bir adamın evinde. Adı İlyas. Kızın onu babası biliyor. Beni götür buraya. Olmaz. Önce ben konuşacağım onlarla. Ondan sonra konağı senin yanına getiririm. Söz veriyorum. Yusuf Bey. Adı ne? Kızım. Akşam konağa geldiğimiz zaman öğrenirsin her şeyi. Afiyet olsun, yine bekleriz. Hoş geldin. Nasıl geçti? Olmadı. Hayır, madem tanıklar adamları iş alacaklar, bizi niye bekletiyorlar abi köpek gibi? Üzülme. Ne yapalım? Başka bir iş bulursun. Aslında iyi oldu. Parası da para değildi zaten. Ne kadar veriyorlardı? Askeri ücret işte ya. Ay, ben de burada o kadar alıyorum. Biliyorum. Ama artık almayacaksın. Ben çok para kazanacağım Bahar. Ve sen çalışmak zorunda kalmayacaksın. Bu adam çalıştırmayacak seni. İnanmıyor musun bana? İnanmıyorsun değil mi? Senin gözünde de işaramaz bir herifin tekim ben zaten. Hayır, ay. Ya tamam var, tamam. Anladım ben anlayacağımı. Hazırım. Hazırım mı? İyi hadi, iyi günler. Hadi. Anam da her bir şeylerin içinde. Muhtar. Ay. Ben erkek olacaktım ya Rabbim, ben erkek olacaktım. Yusuf Bey'in zamanında gönderdiği o paralarla ihya etmiştim bizi. Bak hala sürünüyoruz bu gece konularda. Sanki babanın evi havuzlu sitede. Söylenme. Dört sokak öteden gidiyoruz bakkalla karşılaşmayalım diye, söylenme. Bahar para verdi bakkalın borcunu kapatalım diye. İyi, yarısıyla bakkalı öderiz. Yarısı da bize kalır. Kız bakkal borcu için dedi. Ay oldu İlyas. Evin idaresini de ben Bahar Hanım'a soracağım ya. Delirtme beni sabah sabah, yürü. İlyas burada mı oturuyor? Burada oturuyor da pazara gitti onlar. Ne zaman gelirler? Vallahi birkaç saatten önce dönmezler. De siz kim oluyorsunuz amcacığım? Eski bir tanış. Kızları var, siz bir ona sorun isterseniz. Hangi kızı? Bahar. Bahar? Ben nasıl bulurum Bahar'ı? Lokantada çalışıyor. Torunum.
istemiştiniz. Hayır. İçeri geçin, bir çay ikram edelim size. İstemem. İyi misiniz? Öyle benziyor ki, öyle benziyor ki. Kime? Şu kekten alayım. İki saat önce çıkardım daha. İnşallah beğenirsiniz. Çay? Olur. Ben veririm çayı. Sağ ol abla. Bahar'cığım, Nimet Hanım aradı da yarın dünürleri yemeğe gelecekmiş. Zeytinyağlı siparişi verdi. Bugün biraz geç çıkacağız. Teşekkürler. Afiyet olsun. Okuyorsun galiba. Kayıt dondurdum. Neden? Ailemin durumu pek yok. Onlar toparlayana kadar. Sen de hayatını askıya aldın. Onlar bugüne kadar her şeyi verdiler benim için, sıra bende. Belki yarın bir mucize olur. Zengin olursun. Bir de hayatta hiç çalışmana veya bir şeyleri ertelemene gerek kalmaz. Güzel hayalmiş. Adı üstünde hayal. Çilek çok lezzetli görünüyor. Geri kalanını bana paket yapar mısın? Teyzeme götüreceğim. Tabii, hemen. Heh, burası işte. Kızım, kapıda bile kamera var, gel vazgeçelim. Amma tırsın ya, bir şey olmaz. Ya yakalanırsak? Saçmalama. Şuna bak. Adam saf direğin teki, hallederiz. Kamerayı ne yapacağız? Ya sen merak etme, ben halledeceğim, kapatacağım önünü, korkma. Sen sadece konuştuklarımızı unutma, tamam mı? Bak, zamanlama çok önemli. Hepsini harfiyen yap, yeter. Ben gideceğim, arkamdan bir 10 saat sonra gelirsin. Tamam mı? Hadi. Of, böyle diyorsunuz yani. Ben aslında set düşünmüştüm yani. Çünkü ablamın düğünü, hani böyle iki tane bulma basit olduğunu falan bilemedim. Güzel setlerimiz var. Nasıl bir şey olsun? Sarı, beyaz. Ya aslında şöyle modern bir şey olsun. İleride de kullanırız. Kolay gelsin. Merhaba, hoş geldiniz. Ben şu küpenin eşini kaybetmiştim de. Acaba sizde aynısı ya da benzeri var mıdır? Maalesef. Ha, peki yapabiliyor musunuz? Atölyemiz yok. Kapalı çarşıda dolaşırsanız mutlaka bulursunuz. Ha, öyle mi? Peki. Kolay gelsin. Rica ederim. İyi günler. Ya bu da çok güzelmiş aslında ama beyazı yok mu bunun? Maalesef. Neyse, kalsın o zaman. Ben sizi de çok yordum. Zahmet oldu. Ne demek?
Rica ederim. Oldu o zaman, görüşürüz. Her zaman bekleriz. Kızım dükkana geldik artık, ver şunu hadi hadi. Ha, dur bir dakika. Hadi. Dur. Bir dakika, bir dakika. Sen bunların gerisini nerede saklıyorsun, bana yerini de söylemedin. Ha, söyleyeyim de sen de hepsini bozdur değil mi? O para bizim İngiltere'ye gitme güvencemiz. Bir kuruşuna dokundurtma. Onda benim de payım var. Tek başına yapmadın ya bütün işi. Bu ne be? Buyurun. Teşekkürler. Rica ederim. İyi günler. İyi günler. İzin verir misiniz? Ben? Vereyim mi? İyi, hadi vereyim. Buyurun. Ne yapıyorsun Efsun? Ne yapıyorum be? Seçilciğim, ne haber? İyilik canım, benim bir işim var, seni göreyim diye geldim. Kaçtım. Aa, iyi ettin, hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Kim bu? Kim? Ha, kim olacak? Demin çıkan çocuk. Hı, şu işte. Arabası da iyiymiş abi. Müşteri. Müşteri mi? Hep geliyor mu? İlk defa geldi bugün. Senin neyin var yine ya? Canım sıkkın. Ya Alp buradaydı demin. Aa, ne dedi? Üzdü mü seni? Ya yok, öyle değil. Onun canı sıkkındı. Bozuldu bana biraz. Ne demek efendim? Kimse özemez benim kardeşim ya. Ara şimdi. Bir daha benim karşıma çıkmasın. Söyle ona hadi. Efsun abartma lütfen. Öyle bir şey değil. Yani canı sıkıntı. Ya ne olur söyleme ona, olur mu? Lütfen aramıza kalsın. İlyas sen o lahanaları aldın mı, unuttun mu gene tezgahta? Nuran aldım ya, şey lahana burada ya. Cevap verme. Geçen hafta kaç tane şey unuttun öyle? Nereden çıkıyorsun? Anahtar sendin bende mi? Hayır, bende anahtar. Yusuf Bey. Teyze, ben geldim. Aa, yavrum, hoş geldin. Kolay gelsin. Portakallı kek. Bugün bir yerde yedim. Çok beğendim. Sen de tadına bak diye sana da aldım. Hemen bir çay demlerim, yeriz. Keyfin yerine bakıyorum. Evet. Çünkü Mehmet Emir Atağan'ın canını en çok acıtacak şeyi buldum. Bir kızı varmış. Kızı mı? Efendim Mehmet Emir Bey. Ateş konuşmamız lazım. Ne oldu? Yeğeninizle mi ilgili? Hayır değil. Şu anda telefonda anlatamam. Ben bir saate eve geçeceğim. Sen de oraya gelebilir misin? Tabii. Tabii Mehmet Emir Bey. Tamam. Teyze benim çıkmam lazım. Ya teyze. İnat etme de sana bir yardımcı tutayım. Böyle sandalye tepelerinde. Yavrum sana kaç kere söyledim. Atağanların bir kuruşu bile bu eve girmeyecek. Tamam. Akşam gelirim. Ateş. Kızı babasının suçundan sorumlu tutma. Ona bir zarar verme lütfen.
Hay Allah Yusuf Bey'im ya. Sen geleceğini haber edeydin, ben sana ne pişirler ne yemekler yapardım. Kusura tamam tamam yeter yeter. Otur. Otur. Ah Yusuf Beyciğim ah. Sormayın. Biz 3 aydır sizden haber gelmeyince perperişan olduk buralarda. Vallahi bakkala çakkala bile. Öyle değil mi İlyas? Yani yol değiştirip yön değiştirip gidiyoruz artık. Borç dayandı gırtlağa kadar. İş kuracağım diye benden para istedin. Gönderdiğim parayı ne yaptın? Ah beyim ah. Bunun kuracağı işte bu beceriksizle iş mi olur Allah sen? Çok affedersin. Batırdı tabii paraları, ne yapacak? Bir de üstümüze şey geldi. Neydi onun adı ya? Vergi borcu çıktı. Bir de onunla uğraştık. Sorma, mahvolduk. Mahvolduk yani. Beyim. Yusuf Bey'im, biz seninle böyle kavilleşmemiştik ama. Sen bize böyle söz vermemiştin. Dediydin ya. Yediğiniz önünüzde olacak, yemediğiniz arkanızda. Yerde bulduğunuzu gökte yiyecektiniz demiştin. Yanlış anlama beyim. Ben sadece kendi ferahım için demiyorum. Bahar'da yazık Sabi Sübiyan bizimle beraber sefalet çekiyor bu döküntüde. Niye okula gitmiyor da el kapısında çalışıyor benim torunum? Nereden duydun beyim? Sizi bulamayınca komşular söyledi. Ben de gittim, kendi gözlerimle gördüm. Konuştunuz mu Bahar'la beyim? Yok, konuşamadım. Oh, iyi olmuş tabii. Yani şimdi kızcağız bunca yıldır bizi ana baba biliyor. Şok geçirirdi yavrucak. Kıyamam ben ona. Ya bak beyim bak. Kardeşiyle birlikte nasıl düşkünler birbirlerine, bir görsen. Bir görsen. Yemin ediyorum sana Yusuf Bey. Bak yukarıda Allah var. Sana yeminle şuncacık ayırmadım ben Bahar öz kızımdan. Onu da bil. Ama sen bize desteğini kesersen vallahi de billahi de biz burada acımızdan ölürüz. Onu diyeyim. Aç mısın beyim? Yemek hazırlayalım. Hadi kalk Nurum. Hemen. Aç değilim, otur. Size söyleyeceklerim var. Nerede kaldın kız? Bırak şimdi nerede kaldığını. Sen bu kıza poz mu yapıyorsun lan? Hangi kıza? Kardeşime. Sabah ağlatmışsın kızı. Ha, evet poz atıyorum. Ne olmuş? Oğlum sen kimsin ya? Nesin, kaç paralık adamsın ha? Bana bak, ayağını denk al. Yemin ederim gebertirim seni ha. Sen kardeşinin sevgisini iş atarken iyi anladın değil mi? Üf! Kızım hasta mısın sen be? Hem kardeşimi üzme diyorsun hem de benimle oynaşıyorsun. Oğlum bak, sen meseleleri karıştırıyorsun. Bir kere senle ben bir değiliz, tamam mı? Onu bir kafana sok önce. Bahar da benim kardeşim. Birisi onu üzecekse ben üzerim, sen değil, tamam mı? Deli misin sen? Deliyim be, ne var? İyi tamam tamam. Saçını mı değiştirdin sen? Güzel olmuş mu beğendin mi? Çok seksi olmuşsun bebeğim be. Gerizekalı. Hadi gel gidelim. Nereye be? Cihat'ın evi boş. Anahtarı verdi. Biri görecek şimdi gündüz vakti. Kızım kim görecek ya? Arka taraftan gideriz. Hadi gel. İyi hadi. İyi. Hadi ya. Yapma. Yürü git ondan git. Bir şey diyecektim beyim.
ölüyorum ben. Yaptıklarımın belli ki cezası bu. Kanser her yere yayılmış. Vallahi ne diyeceğimi bilemedim Yusuf Bey. Yani hiç mi yok bunun çaresi? Yok. Doktorlar yok diyor. İstanbul'a gelmişken başka doktorlar da görsün diyeceğim ama umutsuz. Geçmiş olsun beyim. Çok üzüldük tabii. Çok. Ama ne yapacaksın? Takdiri ilahi. Ölüm hak, miras helal. Onu da düşünmek lazım tabii. Ben anladım seni beyim. Sen varım yoğum torunumun olsun demeye geldin herhal buraya. Hakkındır tabii, senin biricik torunun olsun. Ama yoluyla, yordamıyla olsun. Ben şimdi bunca yıllık kızıma gel Bahar, senin anan baban ayrı. Yanlış anlama beyim, kurban olayım. Ama atan deden ayrı. Ağda bu da onun mirası demem yani, diyemem. Hanım doğru söylüyor Yusuf Bey. Ayrıl, sokma kızların arasına. Hem sen benim kızımı bilmezsin. Bahar çok hassastır. Tabii üzülecek çocuk. Yani bu üveylik meselesini karıştırmanın hiç gereği yok. Bir hal çaresi bulunur elbet. Misal ben derim ki dedemden miras kaldı deyiveririm. Biz ne güne duruyoruz beyim? Miras değil mesele. Ya ne? Bahar'ın artık aslında kim olduğunu öğrenme vakti geldi. Babasıyla kavuşma vakti. Ben gittim Mehmet Emir'e bir kızı olduğunu söyledim. Bahar'ı alıp akşam götüreceğim ona. Yusuf Bey, sen ne diyorsun beyim? Senin ağzından çıkan lakırdığı kulağın duyuyor mu beyim? Bahar'ın babası işte burada İlyas. Anası da işte Nuran, burada benim. Sen öyle dedin ya yıllar önce. Artık çocuğu babasından ayıramam. Bu dünyadan bu günahla göçüp gidemem. Babası daha kızının adını bilmiyor. Öteki dünyada nasıl hesap veririm? Çağırın Bahar'ı, konuşalım. Ben ölmeden önce babasıyla kızını kavuşturacağım birbirine. Benim analık hakkım var o kızın üstünde Yusuf Efendi. Yaptıklarının karşılığını almadın mı, yetmedi mi? O kız bu evden çıkabilemez Yusuf Efendi. Çıkabilemez işte o kadar. Sen bunca yıl elin kızına analık yap, elin adam gelsin elinden alsın. Tabii alır. Başındaki adam erkek değil ki, pısırık. Haber ver Bahar'a. Her şeyi onunla konuşalım. Onu babasına götüreceğim. Söz verdim. Beyim, Allah rızası için biraz zaman versen. Ben hiç olmazsa kızımı bir alsam karşıma. Otursam. Bir konuşsam. Bu kadar sefalet çektiği yeter. Artık layık olduğu hayatı yaşayacak. Eh be Yusuf Bey. Hiç mi hatırım yok sende ha? Daha doğar doğmaz kucağıma verdin. Al dedin, bu senin kızın. Lafını ikiletmedin bile. Bu yaşa kadar besledim. Büyüttüm. Şimdi beni nasıl koparırsın kızımdan?
Sen iyi bir insansın İlyas. Senin hakkını ödeyemem. Ama Bahar... Aması yok yüzüne. Aması yok. Sen karışma. Biz bunca yıl boşuna mı emek verdik bu kıza? He? Beni iyi dinle Yusuf Efendi. Ben ailemin geleceğini garanti altına almadan torununu hayatta vermem sana. Tonla para gönderdim size yıllarca. O zaman düşürseydiniz o güvencenizi. Eğer siz söylemezseniz ben gider söylerim Bahar'a. Yusuf Bey etmeyin ama kölen olayım. Ne olur dur bir dakika. Hakkını helal et İlyas. Durdursana şu adama! Ben daha ne yapayım? Yok Yusuf Bey. Tövbe. Tövbe bırakmam yeminle. Ölümü çiğnemen lazım buradan geçmek için. Beni iyi dinle Yusuf Efendi. Bahar artık benim kızım. Analık sadece doğurmakla olmuyor. Bakmakla oluyor. Para karşılığı bakmakla mı? Ha? Her fırsatta Sabi'yi vesile edip benden para sızdırmakla mı, beni soymakla mı? Bir şekil karşımda kadar çekil, çekil. Bırakmam. Bırakmam. Analık hakkımı ödeyeceksin. Analık hakkımı ödeyeceksin. Beyim ses ver. Nura bir şey yap. Nura baklasana öyle. İlk birilerine haber ver. Telefon filan aç. Beyim ses ver. Ne olur. Gelir gelmez attı yine kendini buraya. Arda için düşünüyorsun, endişeleniyorsun biliyorum. Ama böyle yani düşünmekle kendini harap ediyorsun Mehmetciğim. Bir faydası olmuyor ki. Ne olan olmuş. Sen düşünmekle değiştiremezsin ki. Önemli olan yani bundan sonra ne yapacağımıza karar vermek. Haklısın. Geçmişi geri getiremeyiz. Benim bundan sonra ne yapacağıma bakmam lazım. Kapım çaldı. Ateştir. Buraya yollar mısın lütfen? Onunla konuşmam gereken şeyler var. Tabii. Boş, ambulans doktor, bir şey arayalım. Arama İlyas. Arama. Sakın arama İlyas. Delirdin mi sen? Ne diyeceksin onlara? Ulan ne demek ne diyeceksin? Kazayla oldu deriz. Öyle olmadı mı? İnanacaklar bize. Ha? Hele de Yusuf Bey'in buraya niye geldiğini öğrendikten sonra kim inanacak bize?
mahsus yaptık sanırlar İlyas. Katil derler bize. Sakın, sakın kimseyi aramayacaksın, sakın. Ne yapacağız Nurhan? Ama başka ne yapılır ki? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Adam öldü. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Kaza oldu. Gömeceğiz. Gömeceğiz mi? Kadın, kadın sen delirdin mi? İlyas, yapacak bir şey yok. Olmuşla ölmüşe çare yok İlyas. Gömeceğiz. Havanın kararması lazım. Bizim bahçeye. Sen kazarsın. Ben sokağa beklerim. Olmuşla ölmüşe çare yok İlyas. 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 Bizim şimdi kendimizi kurtarmamız lazım. Olmuşla ölmüşe çare yok. Kimse inanmaz bize. Mahsus yaptık sanırlar. Gün yüzü göstermezler bize İlyas. Ya Nurhan. Koskoca adamı kedi ölüsü gibi gömecek miyiz? Sonra... Allah'ım sen benim aklıma mukayyet ol. İlyas ne olur. Olmaz Nurhan. Olmaz, mümkün yok, yapamam. Yapamam. Yarın ardını arkasını soran olur. Onlara ne derim ben sonra? Olmaz. Bağırmam. Beni doyacak. Bağırma. Bağırma. Kim niye sorsun Yusuf Bey'i bizden ya? Yusuf Bey'in bize ne alakası var? Ya Nurhan, Bahar'ın babasını aramaya gitmişler ya. Burayı da söylemişlerdir. Eli kulağındadır, yarın öbür gün Bahar'ı almaya gelirler. Yusuf Bey'i de böyle görünce... Nurhan. Nurhan, Nurhan. Nurhan, Nurhan. Nurhan, Nurhan. Miydin Sakine? Hayırdır gündüz vakti perdeleri kapatmışsınız? Perde? Erkek ayağı mı? İlyas'ın ayağı. Yere uzandı da. Yere mi uzandı? He. Şişe çekeceğim ben. Sen niye geldiydin Sakine? Ha, bugün kellefeli bir adam seni sordu. Ben de çarşıya pazara gittiler demin dedim. Sonra da Bahar'a gönderdim belki o bilir diye. Ha. İyi etmişsin. Diline sağlık. Kim ki o? İlyas'ın memleketlisiymiş. İş neyi sormaya gelmiş. İyi. İyi misin sen? Yok İlyas, canım sıkıldı ya. Çok ağrısı var, geçmiyor. Çok geçmiş olsun. Sağ ol, Allah razı olsun komşum, sağ ol. İyi günler. Sağ ol, Sakineciğim, sağ ol. Seni anlamıştım. Polise gidersen sarayım. Sus! Sus! Hiç yandı da yok olan. Bu böyle olmaz. Ucundan tut da kaldıralım şunu. Dur orada.
Birazcık daha kız. Bahar arıyor. Bahar'ın arasını boş ver. Efsun, dur bir dakika ya. Ne yapacaksın, açacak mısın? Aç aç. Aç şey dersin. Bahar bebeğim, biz de şimdi tam kardeşinle sevişiyor. Aman ne komik. E komik değilse. İyi tamam ya, peki. Yani acaba sen vicdan mı yapıyorsun? Bizim meselemizi vicdan mı yapıyorsun sen? Eğer öyleyse söyle, görüşmeyiz. Yani benim için hiçbir sorun yok. Olur biter. Yok kızım, ne alakası var? Ondan değil de. Sen akşam onu gönlünü verirsin. İnandınız mı peki? Yalan söyleyeceğini sanmıyorum. Niye gerek duyuyorsun ki böyle bir şeye? İntikam peşindeyse. Ya hala kim gidiyorsun? Ne intikam Ateş? Yıllar önce zaten ne yapacaksa yaptı. Bütün intikamını aldı. Ne yapacaksınız peki? Bizimkileri anlatacağım. Nurhan. Tamam, dur. Bahar. Öğrendi mi yoksa? Nereden öğrenecek be? Evin içinde gözüm var bu kızın. Efendim kızım. Anne, bizim bir sipariş vardı. Akşama gecikeceğim ben biraz. Olur, olur. Tamam, tamam. Bak işine sen. Ha, yemeğiniz var mı? Var, var. Olmazsa da ben yaparım. İşim uzun sürebilir ama. Olsun, olsun. Önemli değil. Sen işine bak. Anne, sen iyi misin? İyiyim. Oturuyorum öyle evde. Süreyya ablana da selam söyle. Tamam. Tamam, görüşürüz. 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 Annem sana selam söyledi Süreyya abla. Bana. İyi. Gelen giden yok. Hadi. Tut şunun ucundan. Ne yapacağız ki? Nasıl ne yapacağız İlyas? Odunluğa götüreceğiz. Ya bir görürse? Görürse görsün canım. Allah Allah. Kendi alımız, içine eşya koymuşuz. Odunluğa götürüyoruz. Kime ne? Hesap mı vereceğiz millete? Kim bilecek içinde ne olduğunu? Hadi geç. Hadi. Bir, iki, üç. Çıkın. Neymiş işin? Harcım, lokantaya gideceğiz. Sen daha Bahar'dan özür dileyeceksin. Kızın gönlünü alacaksın. Ne yapmaya çalışıyorsun sen kızım ya? Aklın bir gidip bir geliyor. Senin paşanı topluyorum. Ben kaç kere söyledim sana. Benden sana yar olmaz. Senin dengin Bahar.
Pardon da az önce burada yaptığımız neydi peki? Az önce burada sadece biraz eğlendik. Hepsi o. İlyas, Allah aşkına bırak elinden şu tespihi. Çat çat çat, beynimin içinde ya. Sen Efsun'u aradın mı? Aradım. Cevap vermedi. Seçil'le birlikte herhalde. Allah'ım inşallah geç gelir. Sen demin ne dedin İlyas? Bilmiyorum ya. Bu Bahar'ın babası gelip bu kızı arar dedin. Ne? Adam gelip de kızını ararsa, biz desek ki adama, aha da senin kızın bu, Efsun. Nereden bilecek? Burhan. Esra kızının olmadığını adam nereden bilecek? Burhan sen delirdin mi? Kafayı mı üşüttün ya? Dur dur. Delirme. Bir beraber düşünelim. Bak şimdi. Yusuf Bey bize ne dedi? Adam dedi ki kızın babası kızın adını bile bilmiyor dedi. Ha Bahar. Ha Efsun. Nereden bilecek? Olmaz öyle şey, olmaz. Bir düşün. Bir düşün. Önce hayır deme. Kurban olayım bir düşün. Bak. Bak İlyas. Efsun ziyan olup gidecek burada. Güzelliğine de sen Bahar kadar değil. Okul desen bitti gitti. Elinde sonunda itin kopuğun birine gönlünü kaptıracak. Serserinin biriyle evlenecek. Ömrü boyunca çıkamayacak bu çukurdan, sen de biliyorsun. Ama Bahar öyle mi? Bahar güzel. Bahar okuyor. Bahar her türlü kendini kurtarır. Ama evet dersen Efsun hem kendini kurtarır, hem bizi kurtarır. Hepimizi kurtarır. Bir düşün İlyas. Efsun olsun Mehmet Emir Bey'in kızı. Bir düşün İlyas. Bir düşün. Hülyalar da geldi işte. Ne söyleyeceksen söyle oğlum. Otur. Gazete haberiyle ilgili olmasın, yetti artık. Arda çok yıprandı. Hayır Hülya, konu benimle ilgili. Benim bir kızım varmış. Yok artık. Şaka mı bu? Bugün Yusuf Bey geldi şirkete. Hasretin babası. Hasret kim? Dayının eski sevgilisi. Sana bunu Yusuf Bey mi söyledi? Evet. Hasret Mersin'e giderken hamileymiş. Müsaadenizle. Hülya dur. Bunu senin de duyman istiyorum. Lütfen. Kızımı yıllarca saklamıştı abi benden. İsterseniz ben çıkayım. Otur Ateş. Sen de aileden sayılırsın. Bu
hasret. Ha, yıllar önce ölmedi mi? Ya, yalan bu. Gerçek olamaz. Kandırıyorlar seni. Mümkün değil böyle bir şey. Vah benim saf oğlum. Tabii. Senin bir çocuğun olmadığı için sen de buna inandın değil mi? Hoş. Bu da senin kabahatin değil. Anne lütfen. Dayı, kızın nerede peki? Onu evlatlık vermişler. Bu gece buraya gelecek. Bizimle kalacak. Burada mı yaşayacak? Benim müsaadem olmadan. Evet anne. Senin müsaaden olmadan. Artık burada yaşayacak. Bizimle. Bu evde. Kararım kesin. Delirmiş. İyi valla. Benim gazetede haberim çıktı diye dünyanın öbür ucuna sürgün ediliyorum. Dayımın gayrimeşru çocuğu varmış. E kolaysa yüzüne söyleseydin abicim. Aa! Konuştuklarımızı unutma bak. Ne yap et kızın gönlünü ana. Ya tamam ya. İyi akşamlar Süreyya abla. İyi akşamlar. Abla iyi akşamlar. İyi akşamlar. Bak sana kimi getirdim. Ay sabahtan beri kafamın etini yedi. Ne olur bizi barıştır diye. Ay, çok acıktım ben ya. Yiyecek bir şey yok mu? Bahar. Özür dilerim. Trip attım öyle ama canım sıkkındı biliyorsun. Barıştık mı? Küstük geç. Bozma hemen moralini. Hülya ne yapacağım ben? Benim de aklım almıyor. Ben yıllardır bekliyorum. İki gün Mehmet iyileşir, kendine gelir, düzelir. Hasreti unutur. Peki bir gün beni de sever diye bekliyorum. Hülya sen biliyorsun. Senin gözünün önünde oluyor her şey. Biliyorsun ben aslında son zamanlarda inanmaya başlamıştım buna. Ya her şey yoluna girmeye başlamıştı. Ben böyle mutluydum. Ben Mehmet'in bir kızı olduğuna inanmıyorum. Mehmet inanıyor ama gördün. Bak sana bir şey söyleyeyim mi Hülya? Göreceksin o kız bu eve girecek. Gelecek ve her şeyi değiştirecek. Ben o kızın bu eve gelmemesi için elimden gelen her şeyi yapacağım. Her şey. Ya kızım çok güzel yapıyorsun sen bunları ya. Afiyet olsun. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Onu çok çabuk affettim. Süründürseydin biraz. Ben buradayım be. Bari yüzüme karşı yapma.
Ya çok güzel olmuş bu ya. Bir ısırsana. Yok yemeyeceğim. Isır ısır. Ya yok kızım gel. Cevizli kek severim ben zaten. Aa bu da var. Getireyim. Hayatım gerek yok, yoruldun zaten. Gittim bile. Ne yapıyorsun sen be? Ne yapıyorum ben? Ne öyle sevgi gibi? Kurabiyeden ye falan demiyorlar. Hı? Kızın karşısında bile. Ha, arkasına iş çevirmiyorsun. Al canım. Afiyet olsun. Sağ olasın aşkım. Ben gidiyorum. Aa nereye? Eve. Görüşürüz. Ne oldu buna birden? Ne zaman bitirsin? Tam ocakta yemeğim var işte. Bitsin Nimet ablayı arayacağım. Gelip alacak. Ama sıkıldıysan sen de gidebiliriz. Yok aşkım niye sıkılayım? Yorulmuşsundur diye söylüyorum. Hani gel çayımızı içeriz. Sağ ol Hatice. Saat kaç oldu hala gelmediler. Kızım bana benziyor mudur acaba? Belki de annesine benziyordur. Ya gelmezlerse? Ya beni görmek istemediyse? O benim babam değil. Benim babam beni büyütendir dediyse haksız sayılmaz. Ama ben keşke önceden bilseydim. Yakalanırsak. Allah aşkına şöyle uğursuz uğursuz konuşma. Allah aşkına bak. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Aç mısın? Ay çok yorgunum, yatacağım. Zükiyan nerede? Thank you.
ya baban sobanın üstünde işte çay duruyor ya, onu çay dökeyim demiş de becerememiş. Halının üstüne dökmüş çayı. Ben de hava soğuk dedim, yarın yıkarım dedim, elim ermedi. Ne yaptın sen, kömürlüğünü oraya mı koydun, ne yaptın? İşte öyle. Ay neyse, hadi iyi geceler. Biraz bekleyelim, uyusun. Sonra çıkarız, tamam mı? Allah'ım sen sorumuza hak et. Şemsiye de yok. Ben seni korurum yağmurdan, merak etme. Ay ne yapıyorsun? Ya bizi görecek şimdi. Annem canını okur vallahi. Kim görecek bu saatte? Olsun. Hem böyle yürümek de güzel. Güzel değil mi? Güzel. Yas, hadi. Bak yağmur geliyor, hadi. Nura, ya biri anlarsa? Neyi anlayacaklar be? İnsan kendi bahçesini kazamaz mı? Hem... biri sorarsa da şey deriz, işte... evde su borusu patladı deriz, logartaşlı deriz, bir şey deriz, ne bileyim ben. Hadi sen kazmaya devam et, hadi, hadi, hadi. Şimdi sen ne işler açtın ya? Kaza oldu, kaza. Hadi. Bahar gelecek, hadi be, hadi. Ay tamam, senin daha fazla gelmene gerek yok. Ya şimdi annem falan görür. Hayır, bir de seninle buluşmak için lokantayı manzaret ettim sanır. Oo. Çenesinden kurtulamam valla. Bu saatte olur mu ya? Bırakırım ben seni. Yok, olur olur. Ya valla gece gece hiç huzursuzluk çıksın istemiyorum. Teşekkürler. İyi tamam. Peki. Görüşürüz. Görüşürüz yarın. İyi bak kendine. Bahar. Ben buradayım ha. Biri musallat olursa seslen. Tamam. Evin bahçesinde yaptığımız şu işe bak ya. Ah. Ne yapacaktık İlyas? Ne yapacaktık? Arabam var, alıp adamı. Alıp başka yere gömelim. Ne yapacaktık İlyas? Lan kimse gördü mü? Mesafeye iyice baktın değil mi? Ha? Görmedi İlyas. Kimse görmedi. Vallahi de billahi de sana yemin ederim hiç kimse hiçbir şey görmedi. Görseler ne olacak? Kim inanır bizim böyle bir şey yapacağımıza gecenin ufak bahçede? Hadi. 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 Gece gece. Allah gitti bunun altınlar. İlyas. Halıyı ne yapacağız? Ne yapacağız? Gömeceğiz tabii.
Yazık be. Yıkasak çıkmaz mı? Nurhan, Nurhan. Ne halısın, ne kan lekesi. Korkudan ölüyorum burada. Doğru diyorsun. Ne diyorum ben ya? Hadi. Kapıyı açık unutmuşsunuz. Anne. Baba. Ben geldim. Nereye gitti bunlar ya? Yusuf, sakin kızım. Geçti anne. Geçti Yusuf. Yusuf geçti. Eve gideceğiz. Sen görmedin bunu. Yusuf. Ya kurtulayım ya. Anne ne yaptın Hüseyin? Bak şimdi. Biz seninle eve gireceğiz. Ben sana her şeyi sana anlatacağım. Hiçbir şey olmadı. Köpeğin oluyor, kurban oluyor kızım. İçeri gir. İçeri gir. Sabah olsun ben sana her şeyi anlatacağım. Tamam mı güzel kızım benim? Hadi. Hadi ne diyorsun? Nasıl gireceğim ben içeri? Ne bahar gelmiş. Ne yapacağız? Bir şey yapmayacağız. Sen şimdi içeri gir. Onu oyala. Birisi sorarsa anne babam odunlukta dersin. İşleri varmış dersin. Bilmiyorum dersin. Üfsün. Bir şekilde onu dışarı çıkar. Evden gitsin. Hadi kızım. Ne saçmalama, ne diyorsun, ne diyeceğim ben? Nasıl çıkaracağım dışarıya falan? Sen bir şey bulursun. Sen bir şey bulursun. Efsun, yavrum. Ben bunları hepsini senin iyiler için yapıyorum kızım. Anlatınca anlayacaksın bak. Hadi. Biz babanla içeride seni bekleyeceğiz, tamam mı? Hadi geç içeri. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar. Allah Allah. Aç şu telefonu, aç. Ne oldu? Özledin mi beni? Bana bak. Hemen Bahar'ı ara. Hayat memat meselesi de acil bir şeydi. Hemen çağır onu yanına. Bu saatte manyadın mı kızım sen? Nereye çağırayım? Ulan dediğini yap. Acil bir şeydi, bir şeydi. İşte çağır. Sen iyi misin kızım ya? Sesim garip geliyor. İyiyim, yok bir şeyim, tamam. Hadi, hadi de yap, hadi. Alo. Alo. Abi ben seni sonra arayayım, olur mu? Hayatım bir dakika kapatma. Bir 5 dakika konuşmamız lazım. Bizim kayıkhaneye gelsene. Gelemem bu saatte. Ya biliyorum geç oldu ama konuşmamız lazım. Hayat hayat meselesi. Ya gelemem abi bu saatte. Zaten annemler yok evde, onları merak ettim. Hayatım ilk defa senden böyle bir şey istiyorum be. Gel 5 dakika sonra dönersin. Komşuya falan gitmiştir annenler de. Sakine teyzeye mi gittiler acaba? Ya abi ben seni arayacağım. Dur bir Efsun'u arayayım da ben. Tamam bekliyorum. Ya babam aradı, ulaşamadım, seni arıyorum, meşgul.
Niye arıyorsun canım? Buradayım işte. Annemler yok. Kömürlükteler. Donduk. Kömür kesiyor, odun kesiyorlar. Merak ettim ya. Şimdi Sakine teyzeye gidiyordum vallahi. İyi misin sen? İyiyim, iyiyim canım. Efsun, Alp aradı demin. Çok acil söylemesi gereken bir şey varmış. Gelemem bu saatte dedim, ısrar ediyor. Git bence. Bu saatte aradığına göre demek ki acil bir şey. Git bence, git yani. Değil mi? Merak ettim ben de. Ama şimdi gidersem annemler. Annemleri ben hallederim ya. Zaten lokantada sanıyorlar seni. Git sen yani ben. Ben hemen gidip geleceğim, tamam mı? Teşekkürler, sağ ol. Hadi gelin. Tamam, hadi artık anlatacak mısınız? Gelmeyecek. Hata ettim. Keşke ben de onunla gitseydim kızımın yanına. Daha erken. Gelirler belki. Annesini kaybettim. Kızımı da kaybetmek istemiyorum. Madem o kadar çok seviyordunuz annesini, niye izin verdiniz sizi ayırmasına? Benim bildiğim Mehmet Emir Bey istediğini ne pahasına olursa olsun alır. İstemedim mi sanıyorsun? Peşinden gittim. Onu uzun süre sakladılar benden. Kaçırdılar. Bütün o süre boyunca o hamileymiş. Sonra babası bana mezarını gösterdi. Alındaki lekeye dayanamayıp intihar ettiğini söyledi. Çaresiz kalmak, sevdiğinin ölümüne engel olamamak, onu kurtaramamak ne demek bilemezsin. Bilirim Aslı. Bir şey mi söyledin? İçimden bir ses sizin gerçekten bir kızınız olduğunu söylüyor. Kurtulduk inşallah. Bir şey olmayacak yani. Ne olacak Efsun? Ya anne sen saf mısın? Ne demek inşallah bir şey olmayacak? Koskoca adam kimse arayıp sormayacak mı bu adamı? Ne bileyim kızım. Arayıp sormayacak inşallah. Adam zaten ben kanserim dedi.
Çok az vaktim kaldı dedi, öleceğim dedi. Ha ölse bile niye bizden bilsinler? Niye bizim evimize gelsinler? Ulan oldu bir kere Efsun, ben sana şimdi ne diyeyim kızım? Ben ne diyeyim sana kızım? Ne yapalım Efsun? Babanı alıp karakola mı gideyim kızım? Kim inanacak bize? Arkamız mı var bizim? Paramız mı var? Kim inanacak bize? Çürürüz o mahpuslarda be. Efsun. Bu Bahar'ın babası var ya. Çok zengin. Anne sen manyak mısın? Sen manyak mısın? Ben ne diyorum sen ne diyorsun? Anne bizim hayatımız bitti, mahvolduk biz. Bahçede ceset var anne, bittik biz bittik. Zenginlikmiş. O kız sana ne yapsın ya? Yıllardır hizmetçi gibi kullanıyorsun kızı. Olsa olsa ayda önüne üç beş bir şey atar o kadar. Zenginlikmiş. Efsun. Güzel kızım benim. Bahar'ın Mehmet Emir Atahan'ın kızı olduğunu kim biliyor? Sen. Ben. Baban. Ve bahçede yatan adam. Başka? Neyin peşindesin anne sen? Biz şimdi seni alsak, Mehmet Emir Atahan Hazretleri'nin önüne koysak, desek ki ağında senin kızın, nereden bilecek? Ya anne bir git Allah aşkına ya, bir git. Ne demek nereden bilecek? Adam salak mı? Olmaz öyle şey. Olmaz. İyi olmasın. Olmazsa olmaz. Bahar'a kalır bütün o paralar. O kocaman servet. O hanlar, hamamlar, yatlar, katlar hepsi Bahar'ın olsun o zaman. Olmazsa olmaz. Ha? Olmazsa olmaz. Ay. Geldim. Ne oldu? Kötü şey mi oldu? Yok. Gel bir otur. Diyorum ki hani şu iş başvurusu ile ilgili. Hani motor kuryeler var ya. Ya ben pizzacıda mı çalışsam acaba ya? He? Bunu söylemek için mi çağırdın beni buraya bu saatte? Sen de demiyor muydun hani şu anda hayatımızdaki en önemli mesele iş bulman diye? Allah Allah. Ya sabah bekleyemedin mi bunu konuşmak için? Ya korktum bir de, bir şey oldu sandım. Ya yok canım. Ya tamam. Ya ben bunu bahane ettim. Seni özledim, o yüzden çağırdım. Ya, ya biri görecek, kaç kere söyledim sana sokağın ortasında. Ne olacak ki, özledim diyorum ama ya. Ya ay. Ya ev ortamına da gelmiyorsun. Ya ben eve gidiyorum. Anne fark et, anam döneyim ya. Seni eve bırakayım bari. Bu saatte olmaz, şimdi biri görür falan. Ben iki dakikada giderim. Tamam, eve gidince çaldır. Tamam. Kızım dediğim şey kolay bir şey değil, ben de biliyorum. Kolay değil, hiç kolay değil. Ama bir düşün Efsun. Belki de Allah bu musibeti yüzümüze gülmek için gönderdi bize. Belki de bu bir fırsat. De ki sen kabul etmedin. Bahar gitti o konaklara. Kendini kurtardı. Sen? Sen ne olacaksın Efsun? Okumak desen yok. İştirsen hak getire. Ne olacaksın kızım, ne olacaksın? Ne olacaksın biliyor musun? Sen de anan gibi bu gelincik yokuşunda ömrünü tüketeceksin.
Ciddi seni çıkamayacağım bu yokuştan. İyi düşün Efsun. Belki de bu bir fırsat. Belki de hayatın kurtulacak. Tamam. İyi diyorsun da. Adam anlamayacak. Sen hele karar ver. Sana yemin ediyorum ben her şeyi bir başıma hallederim. Sen yeter ki hele. Tamam mı? Getir babana. Of. Gel. Gel. İlyas. Yarın Efsun'u alıp Mehmet Emir'e götüreceğiz, tamam. Başımızı belaya sokacaksın. Bela mı? Daha gelecek bela kaldı mı başımıza? Ne anlatacaksın ki adama? Yusuf Bey nerede diye sormaz mı? Ne alakası var canım Yusuf Bey'in bizle? Nereden bilecek adam buraya geldiğini? De ki bildi. Hem Yusuf Bey kendisi söyledi, sana da söyledi. Mehmet Emir Bey kızının adının Bahar olduğunu bile bilmiyormuş. Ha Efsun ha Bahar. Nereden bilecek? Efsun'a bakınca alnında mı yazıyor ben senin kızın değilim diye? Boş ver. Ne zaman gideceğiz peki? Yarın. Sen şimdi yarın ilk iş şu internet kafe falan var ya oraya bir git. Bunların evi barkı adresi neymiş bir araştır öğren. Biraz bir sakinleşelim. Akşama doğru da gideriz Allah'ın izniyle. Hoş geldin kızım. Baba. Ne oldu böyle üstün başın sırılsık lan? Şey kızım be. Ben odun kırıyordum. Yağmurda birden bastırınca çamur olmuşum. Böyle. Ah be babacığım. Beni bekleseydin ya yardım ederdim sana. Bu böyle soba başında olmasa sen git üstünü değiştir. Hasta olacaksın. Hoş geldiniz efendim. Mehmet Emir Bey evde mi? Evde, içeride salonda. Kızınızı buldum. Ne? Dün akşam sizi öyle görünce dayanamadım. Sabah biraz araştırma yaptım. Yusuf Bey şirketten çıktığında bizim oradaki taksi durağından binmiş taksiye. Taksinin şoförüyle konuştum. Beni Yusuf Bey bıraktığı eve götürdü. Kızınız orada yaşıyormuş. Günaydın. Günaydın. Aa, erkencisiniz bugün. Çay koydunuz mu? Demleyeyim hemen. Yok yok kızım. Geç babanın yanına otur Bahar. Konuşacaklarımız var.
oluyor? Hadi gidiyoruz. Arda Bey'i havaalanına götürecektim. Taksiyle gitsin. Mehmet! Nereye? Kızımı almaya gidiyorum. Ne? Anne, oğlun gidiyor. Kızımı getireceğim diyor. Sen kahve mi içiyorsun? Ne yapacaktım? Senin gibi arkasından mı koşacaktım? Neydi belirsiz bir kızı bu eve sokmasına? Kızım demesine müsaade mi edeceksin anne? Elbette etmeyeceğim. Öyle her önüne gelen atağın soyadını taşıyamaz. O kızın Mehmet Emir'in çocuğu olmadığını ispatlayacağız. Benim oğlum da yaptığı aptallığın utancıyla kalacak öyle. Burası olduğuna emin misin? Evet, taksici burayı gösterdi. İlyas denen adam da buymuş. Kızım evde midir dersin? Bilmem. Ateş. Sağ ol. Ne demek Mehmet Emir Bey? Sizin mutlu olduğunuzu görmek inanın beni de çok mutlu ediyor. İlyas sen misin? Mehmet Emir Bey. Tabii siz beni tanıyorsunuz değil mi? İnanın gerçeği bilmiyorduk. Yeni öğrendik. Yusuf Bey bize her şeyi anlattı. Biz de zaten bugün size gelecektik. Kızımı dün gece getireceğini söylemişti. Doğrudur. Ama hiç kolay olmadı. Tahmin edersiniz. Yani biz böyle bir her şeyi bir anlatalım dedik ona. Biraz zamana ihtiyacımız vardı. O da tamam dedi. Siz böyle çok ayakta kaldınız. Buyurun içeri geçelim. Yok yok beyim yok. Estağfurullah. Ben hallederim. Buyurun. Şöyle içeri geçelim. Buyurun. Buyurun. Şöyle içeri geçelim. Şöyle böyle buyurun. Yarabbim bak yine tüttü durdu be öf. Buram. Ne var? Adımı mı ezberliyorsun be? Buram. Yanmadı zaten bu soba buz gibi oldu. Buram. Mehmet Emir Bey. Hoş geldiniz Allah aşkına. Allah aşkına efendim lütfen. Lütfen buyurun. Buyurun şöyle buyurun. Buyurun. Buyurun efendim. Buyurun hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sobada tütüğü şey yapamadık ya. Hoş geldiniz. Ne ikram edeyim ben size? Çay, kahve yok. Çay dökeyim hemen. Hiç zahmet etmeyin.
Aslında Mehmet Emir Bey bir an önce kızını görmek istiyor. Tabii. Tabii efendim, hakkıdır. Ben Efsun'u çağırayım o zaman. Efsun. Adı Efsun mu? Evet. Evet, Efsun. 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 Gel kızım. Gel çocuğum. Gel anne. Gel yavrum. Gel çocuğum. Gel bir tanem benim, gel. Gel güzel kızım benim. Efsun. Yavrum. Dün anlattık ya sana. Mehmet Emir Bey. Bak. Zahmet etmiş, buralara kadar gelmiş. Babası.